yaparsın olursun bak ben gibi. Aşkımı ver geriye, döndüm ben bir deliye. Yalnızım bir alim, giden dönmez geriye. Sevemezsin kimseyi, herkes olmaz ben gibi. Aldanır çok yanarsın olursun. Kardeşim iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Nasılsın? Harika görünüyorsun. Ya bu nedir bu? Tamam yıllar önce bir klip ama abi hiç mi değişmez bir insan ya? Ya değiştik tabii. Biraz daha elimden geldiğince yaşlanmamaya çalışıyorum. Süpersin. Sen de aynısın ya. Yıllara meydan okuyan afağım benim. Kurban olurum sana. Eyvallah kardeşim benim. Nasıl gidiyor? Çok şükür, çok şükür. Yani kötünün iyisi diyelim. Malum şartlar, korona. Yani kötü bir dönem atlatıyoruz. Ülkecek, hatta dünyaca. Evet. Allah, en kısa zamanda nasipse kurtulacağız inşallah. Onu umut ediyoruz. Onu dua ediyoruz. İzmir'desin artık, oraya yerleştin. Artık İzmir'deyim. Tabii İzmir'deyim. Memleketime döndüm. Buraya dönüş yaptın. Tabii. Artık burada. Zaten bütün sülalem ailem de burada. Bir tek biliyorsunuz orada Antalya'da kızım vardı Finike'de. Ama tatillerde beraberiz. Şu koronadan dolayı biraz gerçi görüşemiyoruz şu ara. Görüntülü konuşamıyoruz. Hatta az önce canlı yayın derdik. Bilmem fark ettin mi? Senden önce kızımla canlı yayın açtım. Ah canım benim. Aynen bizim şeyde tanıtımda bir hata olmuş. 9 yazılmış galiba. Saatte bir yanlışlık olmuş. Evet öyle bir sıkıntı var. O da Çiğdem Tunç her akşam 10'da yayın yapıyor. Kendi yayını var. Dün değil az gün bana konuktu. Dedi ki 9 olursa ancak gelebilirim. Onu öyle oradan kalmış diyorsun anladım. Oradaki saat üzerinden yapılmış. Birkaç kişiyle. Olsun olsun. Çiğdem de benim çok yakın dostum ya. Keşke valla kaçırdım yayını. Keşke ben de gelseydim. Çok eski dostumuzdur o da. Tekrar var canım. YouTube'da izleyebilirsin. İzlerim tabii. Takip ediyorum zaten Afak'cığım. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Valla ben... Maşallah her gün bir konuk alıyorsun. Gayet iyi seni takip ediyorum. 3-5 arkadaş diye başladık. Bir baktım 70 tane konuk olunca böyle garip bir duruma döndü. İş hani sorumluluk arttı. Daha bir 13-14 gün önceden randevu verdin yani öyle söyleyeyim. Biz 14-15 gün önce yazıştık değil mi konuştuk? Evet aynen öyle oldu. Ve çok güzel bir tepkiler alıyorum şu anda bununla ilgili. Ne güzel evet. Maşallah. Skala yükseliyor yani izleyen sayısı da yükseliyor. Öyle gidiyoruz bakalım yani. Bu arada Afak'la bizim ortak bir durumumuz var arkadaşlar. Aynen. Biz de daha gençleştik ve daha yakışıklı olduk değil mi? Eyvallah aynen. Zannediyorum aynı doktora. Tabii Nurullah Büyübüler.
Selam olsun buradan da Nurul hocamıza. Selamlar olsun. Mutlaka o izliyordur veya izlemese bile daha sonrasında izleyecektir. Sonradan illaki takip eder. Selam olsun hocamıza. Aynen. Selam olsun. Bizi tekrardan yaşama döndüren adam. Değil mi? Nasıl ama çok mutlu musun? Bir kere sen çok seviyordun. Yani yemek senin bir tutkundu. Hani açıkçası evet. Ben sende şunu merak ediyorum. Özellikle canlıyı da sormak istedim. Hani pişmanlığın var mı? Yok. Hiçbir pişmanlığım yok. Artı her şeyi yiyorum. Yani süper. Şu an aynı ben de olurken çok böyle konuşanlar oldu. Böyle. Çok hani işte şunu yiyemeyeceğim, bunu yiyemeyeceğim, şu olmayacak, bu olmayacak diyenler vardı. Yani bunların hepsinin ben fantezisi olduğunu, yalan olduğunu yaşadıktan sonra öğrendim. Her şeyi yiyorsun, içiyorsun. Sadece miktarını azalttık. Yani ne? Vücudun alması gereken şeyi alıyorum şu anda. Ya fazlasınız. Nesiller kıskanıyor birbirini diyor. Maşallah size demiş dostlar. Çok teşekkür ederiz. Ya biz aşmışız onları ya. Biz aşalı çok yıllar oldu ama Afak'la benim kaç yıllık dostluğum var. Hani değil kıskanmak. Evet Fikret'ciğim aradı. O sıra çok yoğundum. Yayın sonrası arayacağım Fikret Kümbetlioğlu. Selam olsun. Selamlar olsun bizden de. Evet. Yani kıskanılacak bir durum yok. Hani kıskanan arkadaşlara da ben onlar adına üzülüyorum. Yani kıskanılana değil de kıskanana üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Evet. Hani hiç gerek yok böyle şeylere. Sonuçta herkesin lezzeti ayrı. Bizler sanat icra ediyoruz. Sizleri mutlu etmek için. Elimizden gelince nefesimiz değil mi? Sesimizin yettiği kadarıyla. Evet, hani burada bir rekabet, tatlı bir rekabet tabii ki olacak. Herkes ister çok çok popüler olmayı. Herkes ister en önde olmayı ama sonuçta bu bir yarış. Centilmence olması. Haksız mıyım? Bu hem bir yarış hem de bir zevk. Yani biz bu işi zevk için yapıyoruz. Ben şahsen zevk için yapıyorum. Kesinlikle. Peki Arda'cığım senin çıkış yıllarını şöyle bir anlat istersen. Ben biliyorum da bilmeyenler olabilir. Aynen. Vallahi nasıl oldu bizim çıkışımız? 2003 yılında Haziran ayında çektik o klibi. Hatta Mayıs'ta çektik. Haziran'da işte sunabildik. Ondan sonra evet. Video müzik kanallarına. O dönem işte MMC video müzik kanalı, Flash TV vardı hatırlarsın. Yani klip döndürenler. Bir de Kral vardı, 3 kanal vardı. Onlar da yayınlandı klibimiz bolca. Güzel, güzel bir tepki aldı. Sadece ben pop müziği bir albüm istemiyordum ama malum bu işlerde biliyorsun prodüktör. Parayı veren düdüğü çalır zihniyeti. Yani o ne diyorsa oluyor. onlar yönlendiriyor. Bizim o zamanki gençlik işte yaşımız itibariyle, tipimiz itibariyle bizi popa yakıştırdılar. Halbuki benim branşım ve eğitimim hep Türk sanat müziği ağırlıklı olmak üzere fantezi. Yani bugün ben kendim bir albüm yapsam ki yapmayı düşünüyorum. Kesinlikle bu pop müziği olmayacak. İnşallah. Olmayacak. Yani fantezi olacak. Fanteziye güzel bir geçiş yapacağız Allah izin verirse. İnşallah. Sen her şeyin en iyisini yaparsın. Çünkü çok donanımlı bir sese sahipsin. Estağfurullah. Ben yıkılıyor. O da orzal olan bir şey. Geriye ne kalıyor? Sadece şov desen o da var. Yani öyle şimdi gerçekleri konuşmak lazım. Yani Türkiye'de starın diye gezen birçok adama 1500 takarsın ama işte biraz ailevi nedenler, bazen işte evlilikler, bazen şanssızlıklar oldu, hatalarımız oldu. Ya hepsi bütün tabii yani burada tamamen de şanssızlığa şey yapmayalım. Bizim de şöhret çok ufak yaşta kaldırması zor bir gömlektir. Şöyle gerçekten ateşten bir gömlektir. Hani bir anda 24 yaşındasın, bir anda popüler oluyorsun yolda. Ben açıkça söyleyeyim ben kısa da olsa çok ciddi bir popülerite yakalamıştım o dönem. Hani bir abandone oldum, şaşırdım yani ben de beklemiyordum o kadarını. Hani hatalarımız da oldu ama tabii benim çok büyük şanssızlıklarım da oldu ekstra. Olsun sağlık olsun gene de güzeldi. Gene de sevenlerimiz hala hatırlayanlarımız var. Yıllardır unutmayan mesela o zaman ortaokulda lisede okuyan genç kızları görüyorum. Şimdi kocaman olmuşlar, evlenmişler, çoluğa çocuğa karışmışlar. Ya. İşte hala şarkılarımı ezbere biliyorlar, hayranlıklarını anlatıyorlar. Ne kadar güzel bir şey. Çok özel duygular. Kesinlikle. Peki bir albüm yapacağım dedin. Bu yapacağın albüm single olarak düşünüyorsun. Maxi. Evet maxi single. Ya günümüzde artık yani maalesef. 4 şarkılık mı düşünüyorsun? 3 şarkı düşünüyorum ben. 4 değil. 3 şarkı düşünüyorum. Çok abartmadan bir maxi single düşünüyorum. Bu şarkıların cover tarzı mı? Bir tane cover olacak, 2 tane yeni. Ben çünkü çok cover'dan yana değilim. Yani evet. Neden değilim? Yani kuş bile tutsan ağzınla her zaman eseri ilk okuyanı anımsatırsın cover'da. Genel anlamda bu. Hepsi için değil. Evet. Cover'da gerçekten önceki solistleri bitirenler de daha iyi okuyanlar da oluyor. Ama ben her zaman onun ilk soliste de film yaptırdığını düşünüyorum. Ben evet. Her zaman sıfır şarkını sen de bak benim gibisin. Senin de cover'ı sen de seversin ama sen de sıfır şarkıyla çıkmayı seviyorsun. Evet. Dikkatimi çekiyor. Ki sen 90'ları çok iyi yemiş, yalamış, yutmuş bir solistsin. Hani
bütün starlarla, hepsiyle de hala dostluğum var. Yani sendeki çevre hiçbirimizde yok maşallah. Hayır, bir de sende öyle bir portföy var ki ufak. Hani sırf ses sanatçısı değil, oyuncu, sinema sanatçısı, tiyatrocu. Hani evet, birçok ünlüyle diyaloglarım var. O yüzden ona rağmen sen görüyorum hala sıfır şarkıların üzerinde duruyorsun. Evet. En güzelini yapıyorsun. Bence mantıklı düşünüyorsun. Bu benim fikrim tabii. Çünkü hep cover da olmuyor. Doğru. Görüyorum adam maxi single yapmış. 3 şarkı var, 3'ü de cover. Olmaz ki abi. Hani en azından bir tane sıfır olmalı. Doğru. Sen ne diyorsun bu konuda? Ne düşünüyorsun? Aynı fikirdeyim seninle. Yani benim şu anda beynimde içimden geçenleri söyledin. Eyvallah. Bak. Eyvallah. Bekir kardeşim demiş ki merhaba, ben Bekir demiş, nasılsınız? Yaklaşık 4-5 ay kadar Sevgili Arda'ya çalıştım. Gurur duymuşum. Eyvallah Bekir'im ya. Ben de gururla çalıştım. Çok da keyifli geçti sahnemiz. Bekir de Antalya'dan bir müzisyen kardeşim. Selam olsun. Evet. Bekir, aynı gurur bana ait kardeşim benim. Çok da keyifli sahneler yaptık. Gerçekten çok keyifliydi. Buradan dostlara bir hoş geldin diyelim mi Afak'cığım? Sen de ben de. Diğer yayıncı olarak sen isimlerini alın. Hep bir hoş geldin. Bence sen yap Arda'cığım, çünkü senin için ben buradayım. Estağfurullah. Sen, ben hemen söyleyelim. Merve, hoş geldin. Hüseyin abim hoş geldin. Sedacığım hoş geldin. Bekir Yıldız hoş geldin kardeşim. Dila hoş geldin. DJ Yılmaz. Vay, DJ Yılmaz, kesinlikle DJ Yılmaz'ı biliyorsun. Çok başarılı bir kardeşimiz. Evet, selam olsun. Hoş geldin. Onunla da İzmir'de tanıştık şu koronanın ilk başlarında, canım kardeşim, selam olsun. Ondan sonra Ayrisim. Ay kurban olurum Burcu'm. Ona Dilekçim burada. Ondan sonra Aysun burada. Safiye burada. Birçok dostumuz burada. İsmini daha sayamadım. Alttan yaşın herhalde. Ustamız burada. Kendi ustamız kaçırdım. Oyuncu Yaşar Üzer şu anda burada. Oo, saygılar, selamlar olsun efendim. Saygılar, selamlar. Üstadlarımıza da selamlar olsun. Sanatçı arkadaşımız o burada. Selamlar olsun. Herkes evet, hoş geldi, sefalar getirdi. Bana soru mu hazırladın Afak? Gerçi sen beni yıllardır tanısın ama insanlar mı soracak, nasıl olacak? Şimdi şöyle tabii, öncelikle insanlar sormak istediği sorular varsa onlara bakıyoruz. Hadi Şekercioğlu, hoş geldin. Biraz şey be. Evet arkadaşlar, sormak istediğiniz bir şey varsa, vay eyvallah Yılmaz kardeşim. Sana DJ Yılmaz, yani DJ Yılmaz da gerçekten yaşı çok genç olmasına rağmen, aldığı şöhrete rağmen, İnanılmaz bir şöhreti var biliyorsun. Ama inanılmaz bir tevazi bir kardeşim. Gerçekten bir kez nasip oldu görüşmek. Ama görüşeceğiz. Telefonlarımızı aldık. İrtibatlaşıyoruz bazen. Gerçekten çok mütevazi bir kardeşimiz. Allah yolunu bahtını daha da açık etsin. Böyle gençleri görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Bu arada canlı canlı bize ne söylersin Arda'cığım ya? Şu, o güzel ses. Mezan da bitmişken söylerim kardeşim. Ne istiyorsanız söylerim. Var mı istekler? Üstadlarımızın bir isteği varsa. Bu şarkıların lezzeti aynı. Ben şu daha iyi okuyorsun, bunu daha iyi söylüyorsun diye bir yorum yapamayacağım. Estağfurullah. Hani beni çok sevdiğin bir eser varsa dedim. Yani ne istiyorsa seyircilerimize böyle bir şeyler istersen eyvallah, söyle. Eyvallah Yılmaz kardeşim, ben de seni çok seviyorum. Hadi o zaman Yılmaz, çok bahsettik, kulaklarını çınlattık. Var mı bir isteğin kardeşim? Bir tane sana okuyayım. Yılmaz'la da o gün gerçekten çok keyifli bir gece yaşadık. Ya anlatamam sana yani. Hani mekanlar kapalıydı, çaktırma burada. Bir tane mekanı bizim için açtılar. Açtılar derken 3-4 kişiyiz böyle. Gizli tabii. Gizli tabii. Orada bir müzik yaptık, eğlendik, oynadık, şarkılar söyledik, deşarj olduk. Harika bir akşamdı ya gerçekten. Hatta o günün resmini de gördüm sosyal medyada. Allah Allah, nereden gördün? Resim vermiş birisi. Haberim var. Doğrudur. Evet, ilk sorumuz geldi. Meslekten dolayı tamam belden olsun demiş baş tacı. Covid-19 sizi nasıl etkiledi ve restoranların açılması hususunda ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben kendi adıma konuşayım, sonra Afak da cevaplasın. Beni çok etkiledi. Yani ben hayatımda 27 yıldır bu işten para kazanıyorum. Hiç bu kadar kötü bir dönem geçirmedik ki, çok kötü dönemler de yaşadık biz son yıllarda biliyorsunuz. Her yıl kötüye gittiği dönemleri de gördük ama bu kadar hani tabii ki de bizi etkileyeceğini tahmin etmedim. Gerçi bütün dünyayı etkiledi de en çok bizi etkiledi. Açılması konusunda ne düşünüyorum? Hiçbir şeyin eskisi gibi ilk planda olmayacağını düşünüyorum. Ama birkaç ay sonra inşallah düzene gireceğini düşünüyorum her şey. Evet Afak, sen ne düşünüyorsun bu soruyla alakalı? Aynı şekilde düşünüyorum. Tabii ki dünyayı etkilediği gibi beni de etkiledi. Biz de zar zor günlük yaşayan insanlarız. Ayakta durmakta tabii ki güçlendiğimiz anlar var. Ama tabii ki hiçbir şeyin sonu değil bu. Ne yapıyoruz? Başka yerlerden bir şekilde ekonomimizi sağlamaya çalışıyoruz.
Mesela ben bu yayını yapıyorum. Her gün 2 milyon dolar para kazanıyorum. Aa ne güzel. İnsan oradan bir yarısını gönderir bir program. En azından bugün. Yarısı yeter bana valla. Düşünmem o zaman yani. Ya biraz da gülmek lazım değil mi? Hep böyle sitte bir yer falan filan. Bak kendim bile inanmadım söylediğime. Ya kendini versen hesaba para göndersen de kendini inanmıyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz demiş. Ya, ne kadar kötü bir sanatmayalım. Sen yine İBAN'ını yaz canım bana. Yok. İBAN'ı yazmam için benim başkan olmam lazım efendim. Daha hiç başkan olamam. Biraz İran'dan sonra ne demişler? Sahnelere kesin dönecek miyiz? Herkes biraz İran diyor. Valla öyle bir genelge çıktı. Sanırım bakanlarımız açıklama yapmış. Bakalım bekliyoruz. Umut ediyoruz. Şimdi biraz İran'da... Sahnelere dönmeyi çok bu ara beklemeyin. Beklemeyelim. Neden? Çünkü bu süreç uzun bir süreç. En az 2 yıl sürecek bir sürecin içindeyiz aslında. En az 2 yıl. Hem de en az diyorsun. Vay. Ben çünkü aynı zamanda biliyorsun bir diğer mesleğimle basın mensubuyum. Bununla ilgili zaten hani bu geniş çevreye aslında sahip olmanın, donanımlı olmanın sadece şarkıcılıkla alakası yok. Benim çeşitli ilişkilerim, çeşitli yaptığım işlerle, mesleklerle bağlantılı olduğu için bir de bir ara siyasetin de içine giriyoruz, çıkıyoruz, kulislerde geziyoruz vesaire. Bir takım şeyler duyuyoruz. Her şey açıklanmıyor, her şey söylenmiyor. Biz duyduğumuz kadarıyla tabii yorum yapabiliyoruz. Fazlasını da konuşmaya zaten yetkimiz, hakkımız da yok. Ama 2 yıl sürecek bir dönem bizi bekliyor. İlk nasıl eğlence hayatı ve sanat susuyorsa bu ülkede herhangi bir olayda, en son açılacak şeyde meslek grubu da bizimki. Evet, orası öyle maalesef. Ondan biziz. Bu insanların ekonomileri düzeltmeleri en az 2 yıl diyorum. Onun öncesinde çok umutlanmamakta fayda var. Bizim sektörden bahsediyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın. Aynen haklısın. Şimdi demiş ki Bekir kardeşim, Antalya'da yine sahne alacak mısın sevgili Arda demiş. İnşallah bakalım yani, nasip bu işler. Şimdi son koronanın artık biraz ortalarını geçtik, sonlarına geliyoruz gibi hissediyor. En azından mekanların açılması bazında. Evet, evet. Şu son bir haftadır 3 tane mekanla görüşme halindeyim. İkisi Antalya'dan, biri şeyden, Mersin'den. Bakalım hayırlısı. Belki başka bir şehirden de gelebilir teklif. Orası olur. Yani ben bir şey diyemiyorum. Şu an önümüzü göremiyoruz çünkü. Daha evet. Bir şey yok. Ön görüşmeler. Hani varsayım üzerine de konuşmak istemiyorum. Ama inşallah olursa da Bekir'im bir arada oluruz. Afam'la zaten bir arada oluruz. Aynen. Antalya devam değil mi dostum? Devam. Antalya'dayım şu anda. İşte ben de İstanbul'a gidip sahne yapıyordum. Tabi bu olaylar olunca bıraktık buraları. Aynı zamanda şimdi güzel bazı değişik alanlarda bir şeyler yapacağız. Bir tiyatro gibi bir şey düşünüyoruz. Bir yandan başka bir Netflix'te bir dizi. Oo süper. Özellikle Netflix olması çok iyi. Onlara da ilgileniyorum bu ara. Onun için ya, müzik de yapacağız. Bir tane şarkımız hazır, bekliyor zaten. Onu çıkartacağım hemen. Sıvır bir şarkı olsun. Şarkımız Kapak Olsun adı. İsmi ne? Kapak Olsun. Süper. Senin böyle slogan şarkı ya aslında çok... beklenmeyecek bir tarz yaptım. Hani değişik böyle hani sağ gösterip sol olacak bir tarz yaptım. Bakalım deneyeceğiz şansımızı. Hani insanların hoşuna gideceğini düşünüyorum. Yani değişik bir tarz oldu. Allah için sindirdin kardeşim. Hayırlısı olsun. Yani tabii insanların psikolojileri, depresyon, intiharlar, bilmem neler, şunlar bunlar. Yani Allah sonumuza hayır gitsin. Hakikaten zor bir dönemde geçiyor. Ekonomi ona atıyorum yani. Onun öncesinde akıl sağlığı, fikir sağlığı. Bu çok önemli. Dediğin gibi en güzel cümle. Allah yardımcımız olsun. Allah sonunda eylesin. Aynen öyle. Evet, senin şarkını bekliyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Hangi şarkı arkadaşlar? İstek hiç gelmedi ya. Hiç yok mu istek benden, istek istemem. Hani istek benim hoşuma gidiyor. Neden hoşuma gidiyor? Çünkü İnsanların sevdiği şarkılar, en azından birkaç kişiyle olsa burada mutlu edebilmek adına istek alıyorum ben, kabul ediyorum ve çok da mutlu olarak okuyorum, severek okuyorum. Varsa istek, hemen ilk gelen isteği biliyorsak hemen seslendirelim. İlk yazanın isteğini okuyacağız biliyorsak. Hadi bakalım. İstek bekliyoruz arkadaşlar. Hemen ilk yazanın isteği okunacak. İlki bilmiyorsak ikinci okunacak. Hadi bakalım ne geliyor istekler. Üçüncüyü bilmiyorsak 5000 lira. Beşinci okunacak. Bilene kadar. İlla ki bileceğimiz vardır ya. Bakalım birde bir olacak mı? Evet, vazgeçtim geldi. Geldi mi? Ben niye yazıları okuyamıyorum ya? Sen alta in. Hayır, alta indim.
Arabada bitmişsin kendini. Hayır. Az önce benim telefon bir çaldı. Onu no'ya bastıktan sonra şu an ben yazı okuyamıyorum. Ha, şimdi vazgeçtim geldi o zaman. Öyle söyleyeyim. Yapsana beni bir kapatıp tekrar alsana. Hemen yapalım. Tamam. Kardeşime bir gönderdim. Evet, tekrar alıyoruz Arda'yı. Bakalım Arda vazgeçtiğimi nasıl okuyacak? Ben biliyorum da bilmeyenler için gelsin o zaman. Tamam. Evet Arda. Tamam, vazgeçtim de hemfikiriz demişler. Süper. Tamam, şu an geldi yazılar. Ayetler sana az önce yoktu. Şu an ses geliyor mu? Çok güzel geliyor sesin. Görüntünü... Hemen okuyorum. Evet. Geliyor efendim. Her gün biraz daha aşkı yitiriyor. Yüzümdeki gök kuşağının ağrılı rengi. Sabahlara yakın sessiz gelişlerin, hırsız gibi kararsız kararlı. Yatağımdasın 40 yıllık yabancı, vazgeçti direnişim. Seni sevmeyi ağır ödüyorum, vazgeçti direnişim. Seni sevmeyi ağır ödüyorum, vazgeçtim yana yana. Seni sevmeyi ağır ödüyorum, vazgeçtim yana yana. Seni sevmeyi ağır ödüyorum, vazgeç yüreğimden, düşlerimden, yaralıyım bin yerimden. Ben değilim seviştiğin, affedemem, beni affet. Gidiyorum uzaklara, sensizliğe, kahretsin, yapamıyorum. Kaçtıkça sana geri dönüyorum, kahretsin, yapamıyorum. Seni sevmeyi ağır ödüyorum. Harikasın, harikasın. Aslında yüreğe tutuyor. Evet, burada Yıldız TV'de selam olsun. Temmuz ayında yayınımızda olacak Yıldız. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Antalya mı geliyor? Yok, yayına geliyor. Aa, çok güzel. Hangi gün alıyorsun? Olacak Temmuz ayının içerisinde inşallah. Yani daha gününü belirlemediniz, anladım. Yok, belirlemedik, onu biliyorsun. Sağ olsun, belli olmaz onu son dakikaya kadar. Meclisidir o, biliyorsun. Ama şey, yani %100 gelecek de günü netleştirdim. Bu ara Instagram'a sardı maşallah ya. Hiç çıkmıyor Instagram'dan, biliyor musun? Görüyor musun? Sürekli canlı yayında. Yıldız canlı yayında. Serdar Ortaş canlı yayında. Serdar da bayağı bir takıldı. Güzel yani, enteresan. Aynen ya, ne yapacaksın işte? Sahneyle buluşalım. Ya, onlar da sıkılıyorlar artık ya insanlar. Yani. Çünkü... sorumlu hissediyoruz kendimizi insanlara karşı. Ya orası öyle tabii, hem onları mutlu etmek adına, çünkü çok fazla bir uzun ara oldu, oluyor. Gitgide de daha da uzuyor. Hem evet, insanları özlemesinler, hem mutlu etmek adına, hem sıkılıyorlar. O da var şimdi. Sıkılıyoruz yani hep. Ben Netflix açıyorum, inan filmden sıkılıyorum. Evet. Oyun oynuyorum, PlayStation oyundan sıkılıyorum. Hani örnek, sıkılıyoruz, çok çabuk sıkılıyoruz. Yalnız bir film, bir dizi film geliyor ki... Arda, inanamayacaksınız. Hayırlar vesile olsun. Bu Netflix olayı mı diyorsun? Sadece adını söyleyeyim buradan. Adı Salgın abi. Of. Yani fena bir şey gidiyor, o kadar söylüyorum. İsmi yeter. Fena bir şey gidiyor ve bundan... Salgınsa tamam, biraz günümüzü de anlatan bir dizi o zaman. Evet, 4 yıl önce yazılan bir senaryo yalnız. Bu yeni yapılan, işte fırsatçılık olan bir durum değil. Süper. Yazıldı. Yazan kişi de benim klip yönetmenim. Son Kusin'in şarkısını yapmıştım, soran yok. O klip çeken sevgili İrfan Acar senaryoyu yazdı. Şimdi biz bağlantılarımızı kurduk Netflix'te. Oyuncu kadrosunu şu anda oluşturuyorum. Hayırlı olsun. Kemik kadrosundayım. Kısmetse güzel bir kadroyla
10 bölüm çekip yayına sokacağız. Süper kardeşim. Bizim de boynumuz, yani bize de düşen bir görev olursa seve seve varız yani. Bizim böyle karakteristik bir... Neden olmasın? Sadece şunu söyleyeyim. Çok full aksiyonlu, tam Avrupa'yı bir süper dizi olacak. O kadar söyleyeyim. Ama Anadolu'da gelecek. O da güzel. Ha, yani hayırlısı olsun. Hayırlara vesile olsun canım benim. Sağ ol. Buradan da onun duyurusu yapmış olalım. Aynen. Tam zamana da uygun olmuş diye ismi diyor. Aynen. Aynen. Şimdi kısa bir müzik molası veriyoruz. Arda Adil Özkara'dan efendim güzel bir klip geliyor. Hadi gelsin. Arda'ya da sürpriz olsun bakalım. Ne ya geliyor? Ya ikinci klibimdir ya üçüncü klibimdir. Bakalım, merak ettim. Unutma mı geliyor yoksa olamam mı geliyor? Bakalım ne geliyor? Bakalım hangi klibimiz geliyor? Evet, ikinci klibimiz. Güzel. Şarkı, eser çok güzel. Evet, buradan dostlara da armağan olsun. Sevgili Bahar Arı, sen de hoş geldin. Müslü'ye, Ruba'm hoş geldin. Ruba'm dostlar. Afak volüm. Hazırım gönül taşıma. Yazık, sevmişim ben boşuna. Günah ettim kalmaz yanına. Her şeyin yalan değmez mi sana?
ettin benim. Sağ olasın. Çok güzel. Beni eskilere götürdün Afak. Vallahi bir de nerelere gittik. İyi ki varsın. İyi ki söylemişsin bu şarkıları kardeşim. Kurban olurum. Sağ ol. Sen de iyi ki varsın. İyi ki tanıdım seni. Evet peki şeyi soracağım sana. Bu sosyal medyada işte bu bir şarkıyla patlayan bazı tipler var. Nasıl buluyorsun bunları? Ve bir de şeyi soracağım sana. Bu yine sosyal medyada işte YouTube'da bir klibin 130 milyon, 150 milyon tıklanıyor gibi gösterilmesinin hakkında neler söylemek istiyorsun? Ya gülüyorum. Hayır. Hadi bunu yapıyorlar. Buna inanan insanlara daha çok gülüyorum ben aslında. Yapanlara değil de yapanlara kızamıyorum fazla. Ya kızamıyorum derken kızsan ne oluyor ki? İnananlar varsa yapıyorlar. Ya adamlar da haklı yapmaktan. Tabii. İnananlara şaşırıyorum ben aslında. Hani bunlara bildiğine inanıp bunları gerçekten star zannedenler oluyor. Ya da bu parçaların gerçekten bu kadar izlendiğini düşünenler oluyor. Şaşırtıyor beni yani ne diyeyim. Ya diyebilecek bir şey yok ya. Fak ne diyeceksin? Desen ne oluyor ki? Gülüyorum yani. Gülüyorum geçiyorum. Evet. Kale almıyorum yani öyle söyleyeyim. Ve zaten şey de yok. Ama kıskanmıyorum yani hani o falan kıskanmıyorum abi. Böyle halka hani böyle saça böyle tarak. Gel başa şimşek tarak hesabı ya. Her akşam ammadan geçemiyorum Aziz Nesin'i. Bugün de almak istiyorum. an aynen. Alalım yani hep beraber alalım. Az bile söylemiş deriz yani. Az bile söylemiş dediğim. Ama bunu hani Aznesinden nefret edenler bile artık kabul etmeye başladı. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Hani artık doğru. Bunu günümüzde Aznesinden nefret edenler dahi kabul etmeye başladı. Doğru. Maalesef. Ya işte. Bazı şeyler öyle. Yaşam... Çok şey var da konuşamıyoruz. Konuşturmuyorlar. Peki şey soracağım Arda'cığım. Normalde sanat kariyerinin en zirvede olduğu dönemlerde dizi ya da bir filmden teklif almış mıydın? Aldım. Biliyor muydun da sordun yoksa tesadüfen mi sordun? Yani işte bir... Araştırma mı yap? Biliyor muydun? Ben her yerde konuşmam bunu çünkü. Yani minik bir şeyler duydum. Senin ağzından duymak tamam, istiyorum. Benim ağzımdan dinle o zaman. Sene 2000... Efendim? Neden olmadığında? Evet. Hemen hepsini anlatacağım. Bütün detaylarını anlatacağım. Çok iyi bir diziydi bu arada. Yabancı damat. Rolde Niko. Niko karakteri. Başrol. Evet. Nehir Erdoğan'la beraber. Ben de o dönem ciddi anlamda hem güzel para kazanıyorum hem çok her günüm dolu. Ekstradan ekstraya koşturuyorum. İmza günleri, işte AVM'lerde, şunda burada, işte konserlerim, festivallerim, televizyon programlarım yani mümkün değil. Ben kendimi bir sette kapatamam yani. Hani çünkü dizi biliyorsun çok engabili bir olay. Gittim evet. Orada aylarca, günlerce işte nerede çekiliyorsa. Mesela Antep'te çekildi, Yunanistan'da çekildi. Mümkün mü? Bütün programlarım iptal olacak. Biraz açıkçası bu yüzden cazip gelmedi. Ama muhteşem Avşar filmden gelmiş teklif. Gittik işte onların yeri vardı şeyde. Taksim'in o taraflarda bir yerde aşağı taraflarda. Tam yerini hatırlayamadım şu anda oralarda. Gittik hatta Nazan Şoray'la Nilgün Belgün sağ olsunlar çok dil döktüler bu diziyi kabul etmem için. Gerçekten de aslında o karakter bana çok uyardı. O zaman ben Yunanistan göçmeniyim. İşte Niko karakteri. Çok da yakışırdı diye düşünüyorum. Pişman mıyım? Evet pişmanım. Yani bu yaşıma kadar çok şeyden pişman olmuş bir adam değilimdir ama o dizide oynamalıydım diye düşünüyorum. Çünkü evet. Çok iyi bir roldü ve dizi inanılmaz tuttu. İnanılmaz bir reyting rekoru kırdı. Hani pişmanlıklarımdan 2-3 tane varsa bu yaşıma kadar kesinlikle bir tanesi olur. Evet kabul etmeliydi. Belki de. Bu yarın olmayacak anlamına gelmiyor. Hayat devam ettiği nefesini bozuluyor. Şu an karşımda bir yapımcı var yani bilmiyorum. Beni yeniden... Bunun da bir şey yapacak olabilir yani. Yani neden olmasın? Niko'yu kaçırdıysak senden gelirse bir teklif kaçırmayı düşünmem yani. Yani kısmet Arda'cığım yarın ne olacağını kimse bilemez. Aynen bu arada aşağıda yazılar akıyor mu gene? Akıyor. Sana yine az önce telefon geldi. Gene telefon geldi gene dondu. Neyse boş ver bir daha çıkmayalım. Sen önemli bir şey olursa bana oradan belirtirsin. Ben hiç göremiyorum işte. Evet, bayağı habire gelenler gidenler. Bu arada Özgecan Güven hoş geldin canım. Özgecan'ımıza selam olsun. Ben göremiyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Benim şu an ekran dondu. Sağ ol bebeğim. Uğur Reco katıldı diyor bende. Uğur Reco katıldı ve dondu. Uğur abi bir katıldın bir geldin ekran dondu. Recep abime selam olsun. Evet bayağı katılımlar var tabii de bu nickleri tam okuyamıyorum. Yani
Açık isimle olmadığı zaman bir garip... Onu şöyle yapalım. Beni Afak benim ne olur bir daha son bir kez at tekrar al. Ben bir daha şey yapmayacağım. İnşallah düşmeyeceğim. Ah, şimdi aforoz ediyorum. Evet, Arda'cığımı tekrardan alacağız. Çünkü evet, orada... Tamam. Şu an oldu, düzeldi yine. Allah Allah, enteresan. Sizi dinliyoruz, konuşmuyoruz demiş Merve. Bu arada Arda Bey, lütfen telefonunu aramayın arkadaşlar. Evet ya, bir de beni yayında görüp arıyorlar genelde. Ona çok şaşırıyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz zaten yayında. Ya beni pek bir arıyorlar abi ya. Biliyorlar yayında olduğumu. Şey yapmak için ne oluyor bazen biliyor musun? Neden yapıyorlar biliyor musun Afak? Hani bak benim yazımı oku işte, bana selam gönder falan gibilerinden de. Hani kendini hatırlatmak için de yapanlar oluyor. Elimizden geldiğince, gözümüzden kaçmadığı takdirde zaten sizlere selam veriyoruz. Sizin isteklerinizi yapmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Şu an bir yazı geldi mi? En son sizi dinliyoruz mu? Duruyor en altta. Heh, geldi. Evet. Tamam. Tamam. En son buradayız. Tuğba. Evet, yazın arkadaşlar. İstekleriniz varsa sormak istediğiniz özel sorular da olabilir. Özel, evet. Çok özel hayatta. Çok da özel olmasın. Çok aşırı özel. Evet, bence de olmasın. Bizler evet ya, biz sanatçılar çok özelimizi göz önünde yaşayamıyoruz. Aslında ben, beni bilir Afak, ben çok da özelimi göz önünde yaşadım. Gururla da yaşadım ama aslında yaşamamalıyız yani. En doğrusunu yapıyorlar yaşamayanlar diye düşünüyorum. Doğru. Mor salkımlı sokak. Vallahi Merveciğim, yok kuzum o ya. İnan yok. Olsa dükkan senin. Vallahi. Ama sende varsa Afak'ın o güzel sesinden dinleyebiliriz kardeşim de. Bende de yok valla. Dükkan ikinizin olsun. Dükkan ikinizin. O zaman içinden geleni oku kardeşim. Ben senin sesini çok özledim. Çok ciddiyim. El adamı okurum Merve için ama Afak'tan bir tane dinleyelim mi? Ne dersiniz arkadaşlar? Kurşun adres sormaz ki, yaktın beni en derinden. Depremlerde yine yüreğim, yangınlar çaresiz. Dön gel yine sev beni, sar sevgine sevgim. Nefes gibi muhtacım sana. Dön gel yine sev beni, sar sevgine sevgim. Nefes gibi muhtacım sana. Nefes gibi muhtacım. Günahım özü ise sizi sevmek. Ceza cehennem olsun. Sesine sağlık kardeşim benim. Eyvallah. Evden diyor bak Merve. Günsel'e hoş geldin kuzum. Deniz Kaya. Bak Afak'cığım, valla listen kabarık biliyorum ama Deniz Kaya, bak çok güzel bir ses keşfettim. Daha yeni tanıyorum ama muhteşem bir ses. Kendisi bir söylediğini. Sen iyi seslere her zaman hem kapılarını açarsın hem gönlünü açarsın. Her zaman. Hiçbir zaman Afak için şöhretin önemi yoktur arkadaşlar. Başarılı müzisyenin önemi vardır. Kesinlikle. Yüzden, Deniz de çok başarılı. Çok başarılı yani. Beni kendine, sesine hayran bıraktı, öyle bir ses. Bir saniye Arda'cığım. Canım demiş. Yanımda İzmirli bir arkadaşım var. Onun için içinden gelen bir parçayı söyleyeyim. Yapsın. Asim ben. Diyor. Tamam. Simge'ye gelsin o zaman. Tamam. Simge'ye de gelsin. Sizi seviyorum, destekliyorum her zaman demiş. Müsaadenizle. Herkese iyi geceler. Saygılar. Saygılar Fikret Bey. Hadi o zaman. El adamı gelmişti galiba. Evet. Saçlarının boyununa geçti ipek sicim. Gömleğinin bir kolunu daracı belledim. Bir ucu sen, paslı makasın bir ucu bendim. Su yüzüme kapattın, saçlarını kestim. Aynada yüzün hazırladım, tel tel ayrı ayrı topladım. Yalnızlığın adamıyım, alma beni el kadını. Gönlüm isterse gelirim, bitmeyen aşkla sevişirim. Seyret bak uçurum dağından, dümdüzdür vadim. Ruhum isterse gezinirim, dipsiz uçurumlarda. Aşk düzlükte yaşanıyor,
Düzlükteki aşktan. Ember Bey hepsi bile gitti. Harikasın Arda, harikasın. Eyvallah. Deniz Kayı takibe al. Bir ara unutmazsan hatırlatırım ben sana Afak'cığım. Afak tamam. Deniz'cim sen muhakkak alıyorsun takibe. İrtibatlaşın. Gerçekten bir gün ayarlayın. Çok mutlu olursun diye düşünüyorum. O da çok mutlu olur. Biz çok mutlu oluruz dinleyenler. Müthiş bir ses yani öyle söyleyeyim Afak'cığım. Haziran'ın son haftası için konuşalım. Aynen. Şimdiden ayarlayın. Takip edin birbirinizi. Vallahi muhteşem bir ses. Diyeceksin ki Arda iyi ki bana bu böyle bir güzel bir sanatçıyı yönlendirmişsin diyeceksin. Bu konuda güzel. Emin olabilirsin dostum. Güzel. Sesin kısık geliyor. Evet. Biraz kısıldı doğru. Düne göre biraz daha kısık doğru söylüyorsunuz. Bugüne böyle. Sesin kısık derken az mı geliyor? Yayına mı az geliyor? Nasıl? Yok normalde güzel geliyor şu an ses. Bence de güzel geliyor. Yani öyle tahmin ediyorum. Sesin arkadaşlar kızınızın PC'lerinizin sesini açın. Evet. Aysun Hanımcığım biraz daha ekrana yaklaşın. Evet diyor. Yok güzel diyor. Konuşalım sohbet muhabbet. Ses iyimizde diyor eyvallah. Bu yeni şarkılar dedin. Maxi single dedin. 3 şarkı dedin yani. Evet. Bu kamproları merak ettik. Sen veririm sır vermem. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında şu an biraz da eser seçimindeyiz. Yani daha çok da şekillenmediği için. Yoksa espri yapıyorum. Niye söyleyeyim? Sen benim canımsın. Daha tam şekillenmedi. Bir şarkımız netlik kazandı gibi. O yüzden şekillensin. Ben seninle özelden de paylaşırım. Gene yayın açarsak yayında da söylerim. Hiç sıkıntı yok. O yüzden. Öyle zaten. Yine yaparız hayatım yani. Zorsa. Televizyonun sahibi kardeşim. İstediğim zaman istediğim kişi olur. O kadar basit. Harbiden ya. Ne şansıyız ya. Hepimiz artık televizyon sahibiyiz ya. Aynen öyle. Hepimiz evet. Medya devi olduk. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani burada bir liste var önümde şu anda. Bu listedeki sanatçıları bir televizyon kanalı bu şekilde organize edemezdi. İddia ediyorum. Yalnız kesinlikle bak ben söyleyecektim. Sen bana söyleyecek işte. Aynen ben söyleyecektim. Seni takdir ediyorum. Ha, mümkün değil abi yani. Hani İnan buna bu konuda mütevazı olmadı zaten bu senin başarın. Gerçekten. Bu arada bak az önce söyledim Maxi Single'ın da sponsorumuz geldi. Prodüktörümüz Mahmut Pesel yarışmada. Selamlar olsun. Tam senden konuşuyorduk. Tam Maxi Single'dan konuşuyorduk. Mahmut'cum üzerine geldin. Hoş geldin. Yani hadi muhteşem abi. Bir kadro yapmışsın. O dikkatimi çekti. Hani bırak ismi de geçtik. Yani zaten %99'u isim. Hepsi isim. Ama hani başarılılar anladın mı? Hani her biri branşında kendi tarzında çok başarılı. Oyuncu olsun, yani ne bileyim sanatçı olsun, hepsi şair olsun, hepsi birbirinden başarılı. Mesela Arda Cüngar'ın Tavernaver'in kralı Yaşar Yağmur burada olacak. Süper. Bir de her tarzdan alıyorsun, o dikkatimi çekiyor. Hani Ferhan Antipolu var ertesi gün. Saysana isimle lütfen o listeyi. Hatta başından başlar mısın lütfen? Çok kısa, hızlı. Şöyle söyleyeyim. 23 Nisan'da başladı bu yayınlarım. İlk Tayfun geldi işte bu 90'lardan Tayfun. Sonra Yaşar Üzer geldi. Kadın dizisinden tanıyoruz onu. En son Yusuf karakteriydi. Sonra Destan grubunu aldım. Arkasından hemen Selahattin Taşdoğan üstadımız geldi. Büyük tiyatro dizi oyuncusu ve sinemacı. Arkasından Tamer Şahin geldi. Barış Manço'nun menajeri, 20 yıllık yol arkadaşı. Aynen öyle. Arkasından onun Selçuk Ural'ı aldım. Selçuk abi geldi. Sonra Nilay Dorsa geldi. Canımdır Nilay'ım da. Arkasından Salih Biney'i ağırladım. Harika. Sonra Ersan Erdoğan'a geldi. Ben böyle bir beyefendi adam yani bilmiyorum. Böyle güzel şarkı okutan bir adam da. Hani... Müthiş bir müzik adamıdır o. Müthiş. Evet. Tam bir üstattır. Arkasından değerli bir yazar arkadaşım Burak Baldı. Sonrasında Dilek Arman geldi. Aynı zamanda yapımcıdır Dilek. Benim de 30 yıllık arkadaşımdır. Sonrasında ise Özlem Yüksek geldi. Barış Manço'nun vokalisti. Ve yüzlerce 90'lı yıllarda şarkılara vokal yapmış. Bütün albümlerde sesi var kızın yani. Çok eski bir vokaldir doğru söylüyorsun. Ondan sonra Aysel Nadim Azerbaycan'ın ünlü televizyon sunucusu ve oyuncusu bir arkadaşımız katıldı. Sonra Özge Doğru yeni Kanun'dan yeni bir müzik tarzı yaratmış. Ayakta kanun çalarak albümler yapmış. Güzel bir arkadaşımız, konservatuvarlı.
Arkasından Şahsenem yıllar sonra ilk defa ben de canlı yayına geldi. Ki Şahsenem yeni bir albüm yaptı. 20 yıl suskunluğunu benim canlı yayında bozdu. Ve bu şekilde şu anda PR'ı başladı. Ki Şahsenem de yani kolay kolay gitmez herkese. Samimi söylüyorum. O konuda o biraz burnundan kıl aldırmaz. Sağ olsun bir de onunla bir düet olayımız var kısmetse. Aynen. Şu anda seçiyoruz. Onur Akay geldi sonra. Biliyorsun Onur Akay medyayı. Biliyorum. Sonra Ezel Salık arkasından kim gelmiş? Çiğdem Tunç geldi. Candıra'da. Ve dün Hasan Cihat Örter vardı burada. O da deli bir müzik adamı. Muhteşem bir gece yaşattı bize. Ve bugün tabii ki en değerli arkadaşlarından bir tanesi Arda Adil Özkara. Kurban olayım. Şu an sen de öylesin. Yarından itibaren de şöyle hızlıca geçiyorum. Yaşar Yağmur, Eren Doğancıoğlu, Sinan Erkoç, Erdal Çelik, Atilla Yelken. 19 Mayıs önemli arkadaşlar, Alpay burada olacak. Süper. Beyna Suat Zor, Asrın, Aslı Maş, Cem Sayar, Şule Başkaynak, İzzet Öz, Mine Mucur, Eser Taşkıran, Mustafa Uzun Yılmaz, Suat Yıldırım, Deniz Arçak. Süper. Melis Sökmen, Melis Bilen, Ünal Ecemiş, Büşra Aydoğdu, Neslihan Demirtaş, Şafak Yaşar, Mehmet Elçi, Ufuk Tan, Cemal Kurtoğlu, Levent Jonker, Ömer Dalman arıza adam olarak tanınıyor. Hatta şu an İzmir'de, bu arada tanış mutlaka. İnşallah. Ufuk Tan gelecek ve Yıldız TV'yi de soru işaretli bırakmışız. Konuklarımız bunlar ama her gün 3-5 sanatçı dostumla görüşüyorum. Bak en aşağıda harikasın bu arada. En aşağıda Bay Pedal ne yazmış? Haluk Baba, Bay Pedal, Haluk abi. Aynen bize afak demiş. Eyvallah Haluk abi, sen de hoş geldin yani. Aynen öyle. Doğru söylüyor. Bence. Kurban olurum ya. Hepsi birbirinden değerli insanlar ağırlıyorsun. Her gün yapsak, her gün. Canımsın, canımsın. Güzel kardeşim, sen de çok değerlisin. Haluk abim de öyledir benim. Antalya'da biz çok çok farklıydık ya. Çok güzel günlerdi ya. Yıldız Tilbe'yi diyor, merakta izliyor. Onun gününü inşallah. Günü bir netleşsin. Temmuz ayının ilk haftası arkadaşlar. Netleşince afişini paylaşacağım. Bu arada Arzu Hanım'la da görüşüyoruz. Arzu Pekkan. Bu arada Aslı'na benden çok selam söyle. Aslı'm benim çok eski dostum ya. Candır ya Aslı'nda. Çok severim. Aynen. O da bu dışla işte ilgileniyor bu aralar. 90'lı yıllarda bir de şey vardı bak. Hey barmen bana bir bira, yanımdaki fıstığa bir tekila. Evet. Sonunda evet. Bizim Gürkan. Gürkan benim canımdır. İstersen Gürkan'a da şey yapabilirim. Bağlantı kurabilirim. Gürkan da gelsin. Lütfen bana ulaşmasını sağla. Canlı yere. Çok severim aynı zamanda Gürkan. Candır. Gürkan candır. Candır aynen. Çok eski dostum orada. Hatta aklına gelenler olursa var birkaç, yani çok Nazım'ın geçtikleri mesela Hamiyet olur, Gürkan olur, şu an aklıma gelen. Yönlendirebilirsin, sıkıntı yok. Tamam kardeşim benim. Var mı? Hani? Gürkan Birkan diyor. Gürkan Birkan değil, ayrı o. Gürkan Birkan değil. Gürkan hatta komutanlığı bırakmış bu arkadaşlar sanatı burada. Yani bizim bahsettiğimiz Gürkan şey vardı, sana söz verdim aşkım, Ülül'le düet falan da yapmıştı, belki öyle de hatırlarsınız. Evet, Murat doğru. Gürkan bizim, Gürkan Murat diye geçer. Evet, aynen. Benim Şahin Özer'den çok eski dostum. Barmen şarkısı çok güzeldi ya. Abi canım, çıktı geçti o dönem canım. Ona bir hayran mektubu geliyordu afak. Yemin ediyorum evet. Şahin Özer'de o kadar sanatçı var, bak o kadar sanatçı var. Ben Gürkan'a gelen hayran mektubunu hiçbir sanatçıda görmedim. Böyle çuvallarla geliyordu. Yakışıklıydı da evet, o zaman. Evet. Hala yakışıklı kardeşim. Arzum döner diyor. Vay, özlendiniz diyor. Arzum döner. Mustafa Akkaşoğlu selam olsun. Sen de özlendin. Selam abi. Arzum döner'e. Safiye anlamadığım için özür diliyorum diyor. Safiye anlatırız. Altyazı geçeceğiz sana. Şarkı hatırlayamıyorum diyor. Eyvallah. Olabilir. Sen tabii gençsin abi. Safiye. Bizim yaş gruplarımız biraz daha iyi hatırlar. 90'lı yılların çok başı ya. 90'lı yılların çok başı. Aynen. 94 yılıydı. 90 aynen. Bravo 94. Vallahi helal olsun. Sen tarihleri de çok net hatırlıyorsun afak. Vallahi. Aynen. Tabii ki Arda demişler. Eyvallah. Haluk abim candır ya. Haluk Murat, Bay Pedal.
Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Seni seviyoruz. Aynen, çok seviyoruz Haluk abicim seni. Ah, bir yürgüme gitsek seninle keşke. O zaman hey barmen yaz çıkar, Gürkan'ı hatırlarsın. Bir anadım sayamamış olabilirsin. Ne diyor? İlk yayında 2 yaşındayım. Ha, 2 yaşındaymışım diyor. Merve tabii sen daha çok ufaktın, hatırlamaman da mı? Yani gayet normal. Yeliz Hanım hoş gelmiş. Aynen Haluk abi adamın dibi diyor bak. Haluk abi vallahi bizden fazla reytingi var yemin ediyorum. Haluk baba seni de alalım ya yayına. Bay Pedal. Yılların piyanist şantörü biliyorsun. Eskinin piyanist şantörü son adam. Ben davulcu olduğunu burada öğrendim. Benim 35 yıllık dostum. Davulcu olduğunu altında öğrendim ben onu. Ne olduğunu nerede öğrendin anlamadım. Davulcu olduğunu burada öğrendim. He sen tabii piyanist şantörlükten tanıyorsun. Ya, doğru. Davul çaldığına hiç haberim yoktu. Şaşırırım burada hatta görünce. Değil mi? Şimdi düşünsene piyanist şantör olarak tanıyorsun. Yıllar sonra da evet. Evet evet. Acayip bir şey ya. Ne güzel. Bir de benim gibi zor bir solistle çalıştı ya düşünsene. Benim gibi zor bir solistle. Ben o dönem çok zor bir solistim ya. Hani zor derken aslında zor da demeyelim de. Hani böyle çok disiplinliydim belki hatırlarsın. İşte o Flora'dan Sivis'e geçtiğim dönem. Haftada her hafta prova alırdım. Saatinde dakikası şaşmaz. Hep 4 yeni şarkı geçerdim. Hep ama her hafta 4 şarkı. Yani ayda 16-7 şarkı. Çok hırslıydım. Çok böyle şeydim. Disiplinli yapmak. Ama hala bak konuşuruz Haluk abiyle. İyi ki de o disiplinli yapmışız der yani. Hepimize bir artı kattı o. Ama başarılı olmanın altyapısı da buradan geliyor işte. Tabii ki de oradan geliyor. Yani o dönem Allah'a çok şükür. Yıktık geçtik Antalya'yı yani. Ciddi yıktık geçtik. Yani yaptığımız evet. İş şükürler olsun. Uzunca bir süre kimse yapamadı. Bir saat bitecek. Tekrar yayın açacak mısınız? Yok bizim yayınımız 6 dakika sonra kapanacak arkadaşlar. Bir saatlik konuğum ben Afa'ma. Ama biz her zaman açarız. O benim canım, ciğerim, kardeşim. Evet. Bir saatlik anlaştık. Tadı damağınızda kalsın diye. Bıktırmayalım. İleride gene bir aradayız. Son dakikalar ne söylüyorsun Afa'm? Senin bana başka sormak istediğin. Bak diziyi çok güzel buldun, sordun. Çok güzel bir soruydu. Var mı aklına gelin? Yeni bir aşk var mı? İlla öyle güzel diyorsun. Valla benim gerçekten en büyük aşkım kızım. Onu biliyorum. Biliyorum. Kızım yani şu an benim tek düşündüğüm kızım. Başka da hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Gerçekten kızımı düşünüyorum. Allah ömür boyu sizi mutlu etsin. Baba kız ve tabii ailenizle beraber huzurlu güzel günleriniz olsun kardeşim. Ya az önce zaten onunla bir canlı yayın yaptık. En büyük aşk evlat aşkı. Allah herkese nasip etsin. Amin amin cümlemize inşallah. Bak Arzum Döner o da çok sever şeyi. Sara'yı çok sever. Canım abi. Çok eğlenceli, çok teşekkür ederiz. Safiye seni de gerçekten memnun olduk tanıştığımıza. Sen de şeref verdin. Tüm arkadaşlar hepiniz şeref verdiniz. Burada benim çok canlarım var gerçekten. Hep harika. Tekrar ayaklarınıza sağlık arkadaşlar. Daksu da buradaymış bak. Durmuş Efe. O da eski patronum. Antalya burada ya. Bu arada yayınımızı yayın sonrası yarın saat 22'ye kadar sayfamızdan takip edebilirsiniz. Ondan sonrası ise YouTube'da kanalımda Afak Algan Official Page'de sonsuza dek kalmak üzere yayına sokuyorum. Arda Abdül Özkara. Yanımsın. Afak Algan. Ve bilginiz olsun. Arkadaşlar izleyenler başından kaçıranlar izleyebilirler. Canımsın. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. Ben de teşekkür ederim. Göndereceğim zaten Arda'cığım. Efendim duyamadım. Pardon kardeşim. Linklerini de sana göndereceğim. Çok mutlu olurum. Canımsın. Ben de paylaşırım. Ben de YouTube kanalımda paylaşayım. Güzel bir hafta. Aynen. Aynen kardeşim. Daha nice hatıralarımız olacak. Dur bakalım. İnşallah dostum. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini. Neden yarım bırakıp terk edip gittiğini. Yolumuz ayrılsa da dost kalalım seninle. Yalan olmuş şarkımız, düşmesin el diline. Hiç kimse dolduramaz kalbindeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için Afak'tan başka dost.
olsun güzel dostum. Böyle final bir sefer yapalım dedik. Seni seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yayınıma katıldık. Dur verdin. Uzakta olsak bile gönül olarak birlikteyiz. Bunu her zaman hissettiğim bir arkadaşımsın. Sen de öylesin. Sana bol sağlıklı, güzel, huzurlu günler diliyorum kardeşim. Ben de kardeşim. Aynı zamanda yeni albümün, yeni projelerin hep hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkürler. Konuşacağız seninle bazı konularda. Tamam dostum. Seve seve. Haberli ol. Evet, son vedamızı yavaş yavaş yapalım. Aynen. Çünkü zıp diye bitiriyorlar, çok moralim bozuluyor öyle olunca. Aynen. Arkadaşlarla da vedalaşalım. Bak sağ olsunlar. Başından beri evet. Hiç ayrılmayan takipçilerimiz de var burada, hiç çıkmayan. Evet. Gelip gidenler oluyor. Hepsine selam olsun. Ayaklar. Bu arada aslında izlenme şeyle numaratörünü resmimizle beraber sana göndereceğim. Yani bayağı bir anladım. 24 saatin sonunda diyorsun. Yok. Şimdi az sonra. Canlı izleme. Tamam. Genelde yukarıda bir şey görüyoruz. 12, 13 falan, 20. Ama gelip oldu. Giden toplam. Anladım. Onlara inanma. O moralini bozmasın. Dünkü yayın 1200 kişi izledi. Doğrudur. Hele yani, duvarına da koyuyorsun ya. Hele 24 saat içinde bayağı patlıyor onu biliyorum. Ama şimdi yani binin aşağısına değildir diye düşünüyorum şu anki. Ay kardeşim benim hayırlısı. Hiç problem değil. Az olsun. Çok keyifli bir sohbet oldu. Tabii. Canımsın benim. Kendine çok dikkat et. Sen de dikkat etsin. Çok istediğim bir şey var mı? Yok, ricam olur. Çok keyifliydi ya. İyi ki varsın Apakçım. İyi ki seni tanıyorum. Allah yolunu batlaç kessin kardeşim benim. Herkese de selamlar, hürmetler, hayırlı geceler diyorum. Görüşmek üzere. Yarın 22'de görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Allah'a ısmarladık.